Bir önceki videoda dünyadaki değişimden bahsettik. Megatrend'i konuştuk ve dünyamız nasıl değişiyor? 21. yüzyılın geri kalan kısmında bizim nasıl bir dünya bekliyor? Bunu anlamaya çalıştık. Şimdi gelin bu değişikliklerin eğitimi nasıl etkileyeceğine, eğitimi nasıl dönüştüreceğine bakalım ve eğitimdeki değişimi konuşmaya devam edelim. Her şeyden önce bence bugün eğitim veriye dayalı ve kişiye özel bir deneyime dönüşüyor. Veriye dayalı diyorum çünkü artık eğitimde dijital dönüşümle birlikte her bireyin ürettiği ya da yarattığı veri üzerinden kişisel bir deneyime sahip olmasını amaçlayan platformlar var. Khan Akademi de bunlara bir örnek ama bunun sadece Khan Akademi ile sınırlı olmadığını, bir yaklaşım olduğunu da vurgulamalıyım diye düşünüyorum. Ne demek eğitim veriye dayalı ve kişiye özel bir deneyime dönüşüyor? Biraz daha açmaya çalışalım. Ortada muazzam bir veri var ve bu veri dünyayı değiştirebilecek kadar önemli diye geçen videoda size söylemiştim. Bu veriyi eğitim için kullandığınızı düşünün. Her bireyin farklılıklarını tespit edebilen, öğrenme hızını algılayabilen, nerede eksiği olduğunu bilen ve o doğrultuda yönlendiren bir sistem otomatikman o bireye özel yani kişiselleştirilmiş bir deneyim de yaşatıyor. Ve sadece bilgi transferi değil, öğrenmeyi bütünsel bir süreç olarak ele alıp bir deneyime dönüştürüyor. 1980'lerde Stewart Brand bilgi özgür olmak istiyor demişti. İşte bugün bilgi özgür. Mobil nesil bilgiye her an her yerde ulaşabiliyor ve kendi hızında öğrenebiliyor. Bugün en bilgili insan doğru bilgiye ihtiyacı olduğu an hızlıca ulaşabilen insan oluyor belki de meta olarak bilgi değersizleşiyor. Öğrenmeyi öğrenmek, bilgiye ulaşmak daha da değerli bir hale geliyor. Düşünsenize, dünyanın herhangi bir yerinde ders anlatan bir öğretmeni evinizde oturduğunuz yerden dinleyebiliyorsunuz ya da bir öğrenci okula giderken otobüste dinleyerek bilgiye belki de bir aracıdan değil kaynağından ulaşma şansını bulmuş oluyor. Tabii ki herkesin daha iyi olduğu şeyler var veya daha iyi bildiği konular var diyelim. Bu sayede Herkesin en iyi bildiği konuyu anlatmasına ya da başka bir deyişle her konuyu en iyi anlatandan dinleme şansı da elde etmiş oluyoruz. Öğrenciler için büyük bir fırsat gerçekten. Bir de tersinden bakalım. Eğitimciler, öğretmenler ya da bilgi üreticileri için nasıl? Bence aynı şekilde çok büyük bir fırsat. Çünkü artık bilgiyi sadece dört duvarla sınırlı kalmadan tüm dünya ile paylaşma şansı buluyoruz. Ben de akademik kökenliyim. Kendimden bir örnek vermem gerekirse Üniversitede belki de bir sınıfa anlatmak yerine bugün milyonlarca ders veren bir platformun bir parçası olduğum için de ben kendi adıma çok mutluyum. Çünkü iletişim teknolojileriyle elimizdeki olanaklarla artık bilgiyi sadece karşımızdaki insana değil, merak eden herkes için tüm dünyaya ulaştırma şansı var elimizde. Bu da aslında beraberinde eğitimcinin değişen rolünü getiriyor. Çok tartışılan bir konu ama tartışmaya kapalı olan bir şey var ki eğitimcinin rolü artık değişiyor. Zaten mantıklı olan da bu değil mi? Eğitimdeki değişimi konuştuğumuz bir dönemde eğitimin en önemli öğelerinden biri olan eğitimcinin de rolü tabii ki değişecek diye düşünüyorum. Şimdi bir örnekle bu değişimi size anlatmaya çalışacağım. Bu örneği hemen hemen bütün konuşmalarımda, sunumlarımda da özellikle eğitimcilerle konuşurken kullanmayı seviyorum. Uzun süre bir eğitimcinin sahip olduğu en değerli şey bilgisi oldu. Kariyeri boyunca topladığı binbir zahmetle okuyarak, araştırarak elde ettiği bilgiyi kendinde depolayan, senelerce saklayan ve öğrencilere aktarmaya çalışan, adeta sırtında bir damacana ile su taşıyan ve bu suyu her öğrencinin farklı ebatlardaki, farklı hacimdeki bardağına dökmeden doldurmaya çalışan fedakar, eğitimcilerle geldik bugüne kadar. Ama bugün eğitimcinin, öğretmenin, bilginin şelale gibi aktığı bir dönemde damacanasında taşıyabildiği bilgi de belki geçerliliğini yitirmeye başlıyor. Artık önemli olan bilginin şelale gibi aktığı bir dönemde her öğrenciye ihtiyacı olduğu anda bardağı eline alabilmeyi ve o şelaleden doldurup kendi kendine su içebilmeyi öğretmek. Öğrenmeyi öğrenen öğrencilerle emin olun eğitimcinin de rolü çok daha değerli bir hale gelecek. Çünkü o damacanayı doldurmak da zor taşımak da dökmek de. Bırakalım artık damacana taşımayı. Biz bardağı öğrencinin eline verelim. Kazandığımız değerli zamanı da bilgiyi aktarmakla değil, öğrenciyi yönlendirmekle, olgunlaştırmakla, işin insan tarafıyla değerlendirelim. Kabul edelim makineler bilgiyi depolamak için de taşımak için de bizden daha çok kapasite sunuyorlar ya da daha başarılılar ama hiçbir makine öğretmenin öğrenciye dokunmasını replike edemiyor. Hiçbir makine bir öğretmenin sınıfta o öğrenciye dokunduğu gibi dokunamaz. İşin insan boyutuna odaklanacak olursak zaten okulların ya da eğitimin amacı bireyi olgunlaştırmak değil midir? Öğrenciyi geleceğe hazırlamak, kariyerinde nereye gitmek istediğini anlayarak yönlendirmek, eksiklerini kapatmasına yardımcı olmak veya becerilerini açığa çıkarmasına olanak sağlamak bence eğitimcinin en önemli rolü. Artık bilgiyi taşımak ve aktarmak teknoloji tarafından ele alınıyorken eğitimci sınıfta öğrencinin yaratıcılığını, girişimciliğini, liderliğini, takım çalışmasını, ahlakını, inovasyon değerlerini Kısacası 21. yüzyıl becerilerini destekleyen, bu konularda gelişmesini sağlayan bir kılavuza, mentora ya da başka bir deyişle bir koça dönüşüyor diye özetleyebiliriz. İşte bunun da etkisiyle artık kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimini konuşuyoruz. Bunu biraz açmak gerekirse. Size bu görselde bir örnek göstermeye çalışıyorum. Her bireyin A noktasından B noktasına ulaşabilmek için farklı bir yol izlemesi gerekebilir. Çünkü hepimiz farklı bir arka plandan geliyoruz. Farklı yetkinliklere sahibiz. Kimimiz örneklerle daha hızlı öğreniyoruz, kimimiz teorik bilgiyi daha kolay anlayabiliyoruz. Ama gerçek olan bir şey var ki hepimiz farklıyız ve hepimizin zihnindeki var olan öğrenme haritası doğrultusunda boşlukları doldurarak öğrenme şansı olursa çok daha başarılı olabilir. A noktasından B noktasına en hızlı şekilde ilerleyebiliriz. İşte hızlanan bir dünyada kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi bu açıdan önemli. Her bireyin eksiklerini telafi etmesi ve tam öğrenerek becerilerini açığa çıkarması için elzem diye düşünüyorum. Burada Khan Akademi'den aldığım bilgi haritasını görüyorsunuz. İşte hepimizin kafasında farklı bilgiler var ve burada bir noktadan diğerine bağlanabilmek için pek çok yol var. Önemli olan herkes için en uygun ya da başka bir deyişle en kolay yolu tercih edebilmek ki daha hızlı ilerleyebilelim.